Nasıl gidiyor evde hayat? Berbat ya, berbat. Dün gece üstüne uğradı. Kanıma girdi, acayip zom oldu. Yapma ya. Kafam sepet gibi. Mutfak tepeleme bulaşık. Abi, bak Elif diyor ki başkomiserin boşuna zahmet etmesin. Ben gelip yıkarım bulaşıkları diyor. Bak kaşınıyorsun yine Sinan ha. Öyle değil mi Elif? Her zamanki hali başkomiserim. Yapabileceğimiz bir şey varsa... Bakın yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Bulun şu Derya'yı, yandaki herifi. Yoksa boğulacağım ben burada. Fena boğulacağım ha. Duydun mu Mesut? Duydum usta, duydum. Akşam yapalım mı bir şeyler? Ben birazdan avukata gideceğim. Benim soruşturma nereye uzar belli olmaz. Konuşmakta fayda var. Tamam, haberleşiriz. Sen ne yapıyor acaba? Bir saat önce sahilde martıları besliyordu. Bir uğrar mıyız yanına? Ben gideceğim. Biz de geliyoruz Aylin'le. Hüsnü abi, sen de gel istersen. Suat ablayla konuştum. Zilli nazike sizdeymiş hala. Of. Bu demektir ki senin üçlü divan işgal altında. Televizyon avaz avaz. Ya usta, söyle olay yeri inceleme ekibine. Çıksın hemen yola. Öldüreceğim ben bu karıyı ya. Allah canımı alsın, öldüreceğim ben ya. Boş ver abi. Sen bize takıl en iyisin. Abicim ben nasıl kurtulacağım bu kadından ya? Delireceğim arkadaş ya. Evime gidemiyorum ya. Bana da yazık ya. Abi buldum. Buldum abi. Ne buldun lan? Faili meçhul dosyaları alıyoruz önümüze. Nazike'ye uygun birkaç suç kakalıyoruz bir güzel. Oh, nasıl fikir? Harika fikir Ali. Ciddi söylüyorum ya. Hayırlar hadi. Ya bak bir düşününce abi. Bir dakika ya. Yüklenmeyin çocuğun üstüne o kadar. Bir dinleyelim önce. Bak şimdi. Ha gel Ali'cim gel. Allah. Oturayım ha. Bak otur şimdi abi. Evet. Eski faili meçhul dosyaları alıyoruz. Gel bak. Abi dur. Hangi cehenneme kayboldu bunlar ya? Havaalanları, limanlar, tren garları. Akla gelebilecek her yere bakıldı. Özel uçak kiralayan şirketler. Özel tekneler, yatlar. Halin, teknik takipten haber var mı? Yok abi, oradan geliyorum şimdi. Günaydın başkomiserim. Günaydın herkese. Günaydın başkomiserim. Günaydın arkadaşlar. Başkomiserim ya, kaynana seviyorum. Gel. Sağ olun ya, aç değilim. Kızlar çay. Hemen komiserim. Gerçi akşamdan sabah bir gelişme olmamıştır ama... Bir çay söylesene. Amirim. Hoş geldin Engin. Hoş bulduk Rıza baba. Otur. Sağ olun. Ne diyor avukat? Hiç. Bekleyeceğiz diyor. Yukarıdan bir haber var mı? Benimdi değil mi? Yok henüz. Bu beklemek. En kötüsü de odur. Hayır. Ben alışık değilim. Ben bu masaya böyle oturmaya alışık değilim. Kapıdan girerken ziyaretçi kartı verdiler. Utandım yakama takmaya. Neyse, ziyaretin en iyisi kısa olanıymış. Öyle derler. Engin, saçmalama. Otur yerine. Peki emrim. Polis memuru Merve. Engin başkomiserim, sizi arıyorlar. Kim? Aradığımız şahıs. Derya Haznedar. Bağla hemen. Aylin, izleme. Hemen. Efendim Derya. Nasılsın Engin? Bilmem, sen tahmin et. Etmez miyim? Senin adına sıkıcı bir durum. Peki niye aradın? Teşekkür etmek için. Ne teşekkürü? O gün bana verdiğin 100.000 avro için. İnan çok işe yaradı. Ne? Ne 100.000'i? Hoşça kal. Alo! Derya kapatma, dur!
Lakaret. Aylin. Üsküdar civarında bir telefon kulübesi. Rıza baba, benim götürdüğüm çantada 200.000 vardı. Biliyorum. Mali şubeden ben alıp geldim parayı. Çantayı da birlikte yerleştirdik. O zaman nereye gitti paranın yarısı? Bir şeyler dönüyor. Evet, pis bir şeyler. Rıza. Müdürüm. Burada mıydın sen? Buyurun müdür. Az önce bir ihbar aldık. Ne ihbarı? Anlat. Engin Başkomiser adına Haydar Paşa Karı'nda bir kiralık posta kutusu bulundu. Saçma, yok öyle bir şey. Ecmel Başkomiser, organize suçlardan. İhbar onlara yapılmış. Posta kutusunu açmaya gidiyoruz başkomiserim. Baksana, bu ihbarı yapan kim? Bunu söyleyemem. Allah aşkına. Tamam Mesut. Gidip açalım şu kutuyu müdürüm. Gidip açalım yoksa... Bu ekip böyle işte. Buyurun. Ben de geliyorum. Bu kadar ağır bir kumpas bekliyor muydun? Abi bu herifler ne yapmaya çalışıyor? Engin başkomiseri yiyecekler. Benim anladığım bu. Adım atmadım buraya. Kokaine benziyor. Seri numaraları tutuyor. Bizden alınan banknotlar. Engin? Hiçbir fikrim yok. Kimin adına kiralanmış bu kasa? Başkomiser Engin Balkan adına. Kimlik bilgileri burada. Bu da ver bakayım. Benim imzamla aynısı. Hemen hemen. Müsaadenizle. Bir tutanak düzenleyin. Bunları alıyoruz. Sakın deneme. Müdürüm. Olay çıkar. Büyük olay. Fark etmez Mesut. Ha biraz önce, ha biraz sonra. Burada olmaz. Rıza baba. Aynı fikirdeyim. Gerçekten fark etmez amirim. Gerisine merkezde bakalım. Hadi gelin. Anladım usta, anladım. Tamam. Diğer 100.000 Haydarpaşa'daki posta kutusundan çıkmış. Bir torba da kokain. Kim yazdı lan bu senaryoyu? Kim? Posta kutusunun Engin Başkomiser adına tutuldu. Öyle görünüyor. Kağıt üzerinde. Saçmalık bu. Büyük saçmalık. Niye abi? Neden Engin Başkomiser? Kimin ayağına bastık abi biz? Şimdi sırada kim var? Sen mi? Mesut abi mi? Elif mi? Hangimiz varız abi? Ne bileyim lan ben, ne bileyim. Sakin ol. Otur şöyle. Ben hava alacağım biraz. Ben de çıkıyorum. Otur artık, yeter. Ya 2 saatten fazla oldu. Dolaşıp durma. Tamam, otur işte. Neyin ifadesi bu Rıza baba? 2 saat. 2 saat. Engin'e 2 saat. Neyin sorgusu? Bilmiyorum Mesut. Bilmiyorum. Keşke bütün soruların cevabı cebimde olsa. Amirim. Evet. Şube müdürüm sizlerle görüşmek istiyor. Buyurun. Derya ve Davut'la buluşmanız. Sizin şu başarısız operasyon. Ne olduğunu biliyorum. Başkomiserim, alınganlık gösterme lütfen. Başarısız olduğunu ayrıca belirtmeniz gerekmez. Engin, lütfen. Olay sonrası düzenlenen raporda şunları demişsiniz aynen. Şahıslarla buluştum. Para yanımdaki çantadaydı. Birden ani bir kasılma, bayılmışım. Şok cihazıydı vesaire vesaire. Evet, aynen öyle oldu. 3 yıldır organize suçların başındayım. Seninle birçok ortak çalışmamız oldu Rıza. Bu şekilde karşılaşmamız, ne diyeyim, mesleğin cilvesi. Evet, maalesef. Engin'den ne kadar eminsiniz? Kendim kadar. Böyle düşündüğümüz insanlar oldu geçmişte. Kefil olduğumuz arkadaşlar. Sonra bazılarında yanıldık. Bir şey mi diyecektiniz komiserim? Diyecek çok şey var da. Mesut,
Operasyon sırasında Engin içeride tekti. Siz ekip olarak dışarıda beklemedeydiniz. Evet, doğru. Tahminen ne kadar sürdü bu? Engin'in içeride o şahıslarla yalnız kalması kaç dakika sürdü? Parayı kırışmalarına yetecek kadar. Öğrenmek istediğiniz bu mu? Adamın fazla sinirli Rıza. Mesut, kendine gel. Sizinle devam etsek iyi olacak. Dışarıda bekle bizi.